Haftanın ilk gününde Ekotürk'ten selamlar. Yapısal Parite'deyiz. Bugün değerli bir meslektaşım bizlerle birlikte. Givera Mimarlık kurucusu, yüksek mimar, İklima Şenol Gönenç ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız İklima Hanım? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Bugün seçim sonrası biz sürdürülebilirliği konuşacağız. Biraz gündemi artık değiştirmenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Şimdi sürdürülebilirlik aslında uzun zamandır konuşulan bir kavram. Gerek bizim yapı sektöründe gerek ekonomide tüm alanlarda sürdürülebilirliği konuşmaya başladık. Ama ilk önce sizden bir sürdürülebilirlik kavramının tanımını, tarifini alalım. Özellikle bizim sektör özelinde sürdürülebilirlik nedir? Konuyu açarken biraz daha izleyicilerimize faydalı olur diye düşünüyorum. Sürdürülebilirlik temelde şöyle özetleyebiliriz. Kaynakların çok sınırlı olduğu, nüfusun da çok hızlı arttığı dünyamızda bu kaynakların gelecek nesillerin de kullanımına olanak sağlayacak şekilde planlanarak tüketilmesi diyebiliriz sürdürülebilir olma kavramını. Mimaride sürdürülebilirlikte bu felsefeyle yapıların tasarlanması anlamına geliyor. Yani çevresel, sosyal, ekonomik koşulların sürdürülebilirlik ilkelerinin anlamında benimsenip öyle tasarımın yapılması anlamına geliyor. Sürdürülebilirliğin temel ayakları çevre, toplum ve ekonomi. Aslında mimarlık da tam da bunları içinde barındıran bir meslek. Yani bir çevrede inşa ediliyor, bir sosyal doku oluşturuluyor ya da o sosyal dokuya hizmet ediyor, bir sosyalite oluşturuyor. Ve bir ekonomiyle var oluyor, bir kendi oluşturduğu yapılar içerisinde de bir ekonomi yaratıyor. Aslında tüm bunlarla beraber mimarlık ve sürdürülebilirlik kavramının iç içe olduğunu söyleyebiliriz. Evet, mimarlar ekonomiyi çok sevmez ama bizim mesleğimizin de tartışmasız çok büyük bir parçası. Evet. Şimdi bizim yüksek lisans tezleri ya da doktora tezlerine baktığımızda sürdürülebilirlik kavramını geriye dönük 2000'lerden bayağı önce bile görüyoruz. Aslında bu konu konuşulmaya başlanmış, üzerinden neredeyse 25 sene geçmiş, biz sürdürülebilirliği hala konuşuyoruz. Demek ki önemli bir kavram bu. Konu kendi gündemi itibariyle de çok sürdürülebilir bir kavram haline gelmiş. Ama biz mimari ölçekte baktığımızda bu kavramı, sürdürülebilirliğin felsefesini net bir şekilde artık projelerimizde görebiliyor muyuz sizce? Görmeye başladık ama bence hala yeterli değil. Bunun hızla çoğalması gerekiyor. Çünkü başka da bir şansımız da kalmadı bir noktada. Kaynaklar dediğim gibi yani çok hızlı tükendi. Ve biz bu konuda tedbirler almazsak, yapıları sürdürülebilirlik ilkelerine göre tasarlamazsak, inşa etmezsek zaten bir noktada tıkanmaya mahkum durumdayız. Bu sürdürülebilirlik ilkelerinden bağımsız hareket etme şansımız kalmadığını düşünüyorum. Peki bir konuyu iki kola ayıralım. Aslında bizim planladığımız akışta da bu olacak. Bir sanayi tesisleri üzerinden, bir de konutlar üzerinden bu sürdürülebilirliği konuşmayı planlıyoruz bugün. Şimdi son kullanıcı her zaman bizim için çok önemli, çok değerli. Projeyi ona yapıyoruz, bir ürünü ona sunuyoruz. Sanayide belki bu daha kolay. Konuta geldiğimizde bunu ayrıca konuşuruz ama sanayi noktasına baktığımızda sürdürülebilirliği hangi ölçüde konuşmaya başladık? Dünyada bu konuda neler konuşuluyor? Dünyada bu konuda konuşulan en önemli şey Avrupa Yeşil Mutabakatı. Sanayi tesisleri de buna uyum süreci içerisindeler. Çünkü Avrupa Yeşil Mutabakatı der ki 2050 yılı itibariyle dünyadaki ilk karbon nötr kıta olmayı hedefliyorum. Bunun için iki aşama belirlemişler kendilerine. 2030 ve 2050. 2030'da %55 oranında, 2050'de tamamen karbon nötr olmayı hedefliyorlar. Ve bu kapsamda çeşitli düzenlemeler yapılıyor. Sanayiciler de bu düzenlemelere ayak uydurmak zorundalar. Özellikle sınırda karbon vergisi dediğimiz bir konuyla karşı karşıyalar. Bu sınırda karbon vergisi de şöyle söylüyor. Sizin Avrupa'ya ihraç ettiğiniz, yani bizim ithal edeceğimiz ürünlerde bakacağımız şey ne kadar karbon salımı yaptığıdır. Bunu belgelendirmek zorundasınız ve bununla ilgili tedbir almak zorundasınız. Belli bir değerin üzerindeyse sizi ayrıca bir vergiye tabi tutacağım diyor.
Bu konuda tabii Türkiye en önemli noktalardan birinde Avrupa'ya ihracat konusu, yani Türkiye'nin en büyük ihracatı Avrupa'ya olduğu için şimdi ilk olarak çimento, gübre, demir çelik, alüminyum ve elektrikle ilgili sektörler bu konuya tabi, ama ileride bunun genişleyeceğini biliyoruz. Dolayısıyla bilhassa bu saydığım sektörler hızlıca tedbir almak zorunda. Çünkü sınırda karbon uygulaması 1 Ekim 2023 itibariyle gözlemleme ve işte raporlama, yani bir hazırlık süreci gibi de söyleyebiliriz bunu. Bunu başlayacaklar. 1 Ocak 2027'ye kadar bu süreç tamamlanacak ve 1 Ocak 2027 itibariyle de sınırda karbon vergisi uygulamaları başlayacak. Yani bunun anlamı nedir? Avrupa'ya mal satmak istiyorsanız artık siz de çevreye duyarlı, sürdürülebilirlik ilkelerine göre ürünler üretmeli ve işinizi buna göre geliştirmelisiniz. Yani sanayi tesisinizde, üretim sürecinizde bir yeşil dönüşüme gitmeniz gerekiyor diyor Avrupa. Bu tabii ciddi bir rekabet dezavantajı da sağlar eğer bir yeşil dönüşüme giremezse sanayi burada sektörü. Bir sınırlayıcılık var mı? Kesinlikle bir ambargo gibi düşünebilir miyiz? Yoksa vergilerin arttırılması gibi bir durum vergilerin var herhalde. Vergilerin arttırılması. Dolayısıyla aslında rekabet gücünü düşürecek bir durum evet, var. Evet, aynen. Tabii bu konu bizim bakanlığımızın adını bile değiştirdi. Çevre Doğru. Şehircilik Bakanlığı ve adına İklim Değişikliği Bakanlığı Hı-hı. alarak devam ediyor. Tabii sanayicilerin aslında gündemleri kur, ihracat potansiyelleri, İthal malzemelerin işte ülkeye girişi, çıkışı ve bunların kullanılması, sanayici genel anlamda bu durumdan haberdar mı? Tabii, yani özellikle bu saydığım sektörlerdeki sanayiciler bu durumdan elbette ki haberdar. Ama dönüşüme başladılar, ama başlayacaklar. Yani eninde sonunda dönüşüm kaçınılmaz. Yeşil dönüşümü uygulamak zorundalar. Haberdarlar, ama problem haberdarlar yok. Ama haberdarlar genel itibariyle. Bir de ben şahsi olarak şunu çok merak ediyorum. 2030 ve 2050 eşikleri var. Bir, bu konunun uzmanı olarak baktığınızda, Türkiye ölçeğinde değil, dünya ölçeğinde genel olarak bakalım. Gerçekçi ve ulaşılabilir bir tanım mı, hedef mi bu 2050? Ben şöyle bir örnekle aslında açıklamak istiyorum. Biz ilk başta mesela elektrikli araçları da çok ütopik ve ya eninde sonunda olacak ama çok uzun seneler var daha diyorduk. Ama farkındaysanız son 1-1,5 sene içerisinde çok hızla elektrikli araçların piyasaya sürüldüğünü gördük. Dolayısıyla yani bu konuda dünya hızlanıyor. Türkiye'de ona ayak uydurmak zorunda. Dünyadan bağımsız değerlendiremeyiz. Türkiye'nin hızını bir genele vurduğumuz zaman, sadece mimari değil ama sürdürülebilirlik anlamında atılan adımlara baktığımız zaman daha da hızlanması gerektiğine inanıyorum. Peki sanayide aslında yeniden yapılan yapılar bu felsefeyle inşa edilip, tasarlanıp inşa edilirse bir problem yok. Mevcut Tabii. yapılar aslında beni daha çok endişelendiren, bu uyuma daha zor adapte olabilecek yapılar gibi geliyor. Bu tabii şahsi olarak benim görüşüm, ama uzman olarak sizin görüşünüzü merak ediyorum bu anlamda. Mevcut sanayi yapıları bu dönüşüme kolay adapte olabiliyor mu? Burada kolaylık zorluk aslında tamamen şeyle ilgili. Yani karşılaştığınız durumla ilgili. Şimdi sürdürülebilirlik felsefesinde aslında minimum tüketim barındırıyor ve bir sanayi yapısını incelediğin zaman bina kütlesinden bahsediyorum. Eğer ömrünü tamamlamışsa tabii ki bunu dönüştürülmesi değil, belki baştan yapılması daha efektif. Ama ömrünü tamamlamayan bir yapı ile karşı karşıyaysak tabii ki dönüştürülmesini öneriyoruz. Burada kullandığımız çeşitli sistemler var. Yani aslında bakarsanız sanayiyi ben iki kolda incelemeyi doğru buluyorum. Bir üretim süreci, bir de yapısal süreç, yani idari bina ve üretimin yapıldığı hol, yani yapının sürdürülebilirlik süreci. Eğer ki bir fabrikayı, bir sanayi tesisini değerlendiriyorsak,
yapısal anlamda önce şuna bakıyoruz. Enerji tasarrufu nereden sağlanabilir? Enerji verimliliği nasıl elde edilebilir? Çünkü bu karbon ayak izini ciddi anlamda düşüren bir yetmen. Ondan sonra yapıdaki su tüketimi, su yönetimi bunlara bakıyoruz. Daha sonrasında atık yönetimine bakıyoruz. Atık yönetimi de çok önemli bir konu. Bu sistemlerin tabii teknolojiyle de entegre olması gerekiyor. Yani gelişmiş teknolojilerle bunları kullandığımız zaman daha yüksek performanslar elde ediyoruz. Daha iyi bir dönüş oluyor. Dolayısıyla yine aslında aynı kapıya çıkıyor. Yani bir noktadan sonra yeşil dönüşmeyen ve dijitalleşmeyen, dijital dönüşme ve yeşil dönüşme ayak uyduramayan sektörler, işletmeler bir şekilde geri kalmaya ve rekabet edememeye başlayacak. Sanayi tesislerinde de durum bu şekilde. Yani önce bir üretim sürecine bakıyoruz. O tabii ki tamamen o sektörel incelemeyle ilgili. Yani ne ürettiğinizle, nasıl atık çıkardığınızla, ne kadar enerjiye ihtiyacınızın olmasıyla ilgili bir değerleme yapılıp ona göre bir çözüm haritası, bir reçete sunuluyor. Onun dışında yapısal olarak baktığınız zaman da binanın iyileştirilmesi ya da baştan yapılmasıyla ilgili bir yol izliyorsunuz. Enerji verimliliği, su yönetimi, atık yönetimi konuları temelde baz alarak. Bunun yanında aslında şeyi hep kaçırıyoruz genelde. Sürdürülebilirlik deyince ya çevreye çok odaklanılıyor, enerji tüketimine çok odaklanılıyor. Ama oysa ki bu işin bir de toplum ayağı var. Dolayısıyla idari binaları, özellikle sanayi yapılarındaki ofisleri, idari binaları tasarlarken aslında sadece sürdürülebilirlik değil, well-being kavramına da odaklanmak lazım. Well-being kavramı şudur, bir kullanıcı yapıyı deneyimlerken konfor ve sağlık içerisinde o yapıda mutlu olarak işini yapabiliyor mu, yapıyı deneyimleyebiliyor mu? Bunu temel alır. Sürdürülebilirlikle de çok ortak yönleri de vardır. İşte doğal ışık kullanımı mesela. İşte ofislerin gün ışığını alması. Bir yandan hem sürdürülebilirlik ilkelerine hizmet eder, çünkü enerji tasarrufu sağlar. Bir yandan da insan sağlığına olumlu etkisi sebebiyle bu well-being kavramına da hizmet etmiş olur. Bunu konutlarda tekrar açalım o zaman. Tamam. Bu well-being kavramını. Benim başka bir sorum var. Şimdi biz 2030'u bir ara ışık olarak kabul edersek, çok da fazla bir zaman kalmadı aslında 2030'a da. Özellikle bizim Marmara bölgesinde, işte Trakya'da Ergene bölgesi, Gebze tarafında işte Dilovası dediğimiz o bölgede çok yoğunlaşan bir sanayi tesisleri var. Maalesef ki biraz da önlem almayarak üretim yaptıklarını biliyoruz, görüyoruz. Şimdi bunlarla alakalı 2030'a kadar geçen süreç bence çok kritik. 2050 uzak bir gelecek ama 2030 çok yakın bir gelecek. Dolayısıyla bakanlık buradaki firmalara bir yaptırım yapmaya başladı mı? Yoksa firmaların kendi tasarrufunda mı bu iş, regülasyonlar nasıl ilerliyor? Elbette ki yaptırımlar var. Özellikle atık yönetimiyle ilgili yaptırımlar elbette ki var. Ama biz şeye de odaklanmamız lazım. Bakanlık yaptırsın ya da yaptırmasın. Zaten ürettiği malı satabilmesi için bunu yapmak zorunda. Yani yoksa bir vergiye tabi olacak ve rekabet edemeyecek. Yani elbette ki bakanlık da bunları denetliyor. Özellikle atık yönetimiyle ilgili tedbirler alınıyor. Ama enerji verimliliği vesaireyle ilgili şu anda istenilen noktada değiliz. O zaman sanayiyi kapatıp konutlara gelelim. Tamam, peki. Bizim sürekli bir yaşamı içinde geçirdiğimiz, duruma göre kimi insanlar için hayatının büyük bir bölümünü harcadığı, zamanı geçirdiği konutlar. Tabii ki çok önemli. Pandemide de biz bu konunun ne kadar önemli olduğunu gördük. Herkes ufak tefek dokunuşlara girişti. Balkonları kapatmanın ne kadar kötü bir çözüm olduğunu fark etti ama aslında her şey tasarım, iyi tasarımın iyi uygulanması ve bu iki birlikteliğin güzel bir yaşam standardı sunmasıyla mümkün oluyor. Konutlarda yeşil dönüşümü konuşacak olursak, aklımıza ilk hangi kavram gelmedi? Konut ve yeşil dönüşüm bize neyi çağrıştırıyor?
Ben bir yapısal, bir de gündelik yaşam ölçeğinde incelemek isterim bunu. Birincisi yapısal dediğimiz zaman tabii ki de uygulayacağımız bazı sistemlerle alınacak tedbirler var. İşte enerji verimliliğini sağlayacak sistemler, güneş enerjisinden faydalanmak gibi. Bunun yanında su yönetimi, rüzgar enerjisinden faydalanmak gibi evsel rüzgar türbinleri var. Bunlardan faydalanarak evde tükettiğiniz enerjinin büyük bir kısmını kendiniz üretebilirsiniz. Hatta kullanacağınız sistemin kapasitesine göre daha fazlasını üretip devlete de satabilirsiniz. Dolayısıyla bir yapısal ölçekte bu açıdan bakabiliriz. Bir de günlük yaşam rutinlerinde, yani bir maliyete katlanmadan biz evde alabileceğimiz tedbirlerle neler yaparız noktası var. Bence bu da çok kıymetli. Çünkü dönüşüm böyle başlıyor zaten. Bu ev halkının bilinçlenmesi, ardından da sistemlerin de değiştirmenin gerekliliği ve arzusuna evriliyor bir noktada. O yüzden bence günlük alınacak tedbirlerle başlamak da çok kıymetli. Yani en başta biz atığımızı ayrıştırarak başlayabiliriz evde. Ardından su tüketimimizi kontrollü yaparak devam edebiliriz. Kullandığımız musluklarda, duş başlıklarında su tasarruflu modellere geçebiliriz. Kullandığımız aydınlatma armatürlerinde daha enerji tasarruflu LED armatürlere geçebiliriz. Bunların hepsi evde atılabilecek adımlar. Ama bunun dışında sistemsel olarak bir konutun sürdürülebilirliğe, yeşil dönüşümü nasıl olur derseniz, belli sistemlerin uygulanması, entegre edilmesiyle. Güneş panelleri bunlardan biridir. Bir konutta güneş aylık ihtiyaç aşağı yukarı 300 kilowatt saattir. Ve bu işte çatıda ya da işte tabii güneşin açısına göre nereye koyacağınız orası yerinde analiz edilip önerilecektir muhakkak, ama yaklaşık bir 6 metrekarelik bir alan ayırarak bu güneş panellerini yapabiliyorsunuz ve buradan ürettiğiniz enerji sizin aylık ortalama 4 kişilik bir hanenin ortalama maliyetini karşılayabiliyor. Daha geniş bir alanınız var ve daha biraz daha büyük bir yatırım yaptığınızda o zaman enerjinizi satabiliyorsunuz. Böyle de bir imkan var. Yaklaşık amorti süreleri güneş panellerinde 5-7 yıl arasında öngörülüyor. Ev tipi rüzgar türbinlerinde yaklaşık 5-15 yıl arası. Çünkü burada şey de çok önemli. Yani evinizin konumu, nereye koyabileceksiniz, rüzgar alışı, işte ışıma değeri falan gibi etkenler var. Dolayısıyla 3 sene de amorti edersiniz falan gibi bir net bir rakam söylenemiyor. Ama yaklaşık değerler bunlar. Bir şimdi güneş panelinin 25-30 yıl arasında ömrü olduğunu düşünürsek ve 7 senede amorti ettiğinizi düşünürseniz bu yatırımın. İyi bir oran. Müthiş yani. Peki bu teorik olarak çok güzel konuşuyoruz da teknik olarak kolay mı? Nasıl bu işler sizce? Özellikle konutlarda. Şöyle konutlarda tabii müstakil konutlarda çok kolay. Bunları uygulamak çok kolay. Apartmanlarda biraz daha zorlaşıyor iş. Çünkü hane sayısı artıyor ve daha geniş bir yüzey alanına ihtiyacınız oluyor. Ama bu uygulanmayacak derecede bir zorluğa sahip değil neticede uygulanabilir şeyler. Şimdi pandemi sonrası yine özellikle o dönemde off-grid sistemlere, yani şebekelerden bağımsız olan sistemlere kullanıcıların bir talebi arttı. Bu gerekse kenti terk edip biraz daha kırsal alanlarda suyun ve elektriğin olmadığı alanlarda bu yerleşimlerin olması, gerekse de bir felaket senaryolarına çok böyle kendini kaptıran bir grup var. Sistemden tümüyle kopuk yaşayabilme ihtiyacı insanları bu noktaya getirdi. Bence çok anlamlı. Yani bu iş felsefesiyle, psikolojisiyle bir arada olan bir bütün. Burada tabii bizim bu konuda ne kadar bilinçli olduğumuz önemli. Ne yazık ki ben şöyle bir tespit yapmak istiyorum. Bir yapı markete girdim bir ampul almak için. Enerji sınıfları genelde F sınıfı, G sınıfı.
En iyisi H sınıfı LED ampullerden bahsediyorum. O bizim eski bildiğimiz Akkor ampuller değil. Şimdi burada LED ampul alıyorum derken bunun gerçekten enerji sınıfına da dikkat etmek gerekiyor. Elbette. Bu konuda biz ne yapabiliriz? Yani evet, bugün bu konuyla alakalı bir program yaptık ama her zaman söylediğim son kullanıcının bilinçlenmesi hadisesi de bence çok önemli. Biz başka neler yapabiliriz? Bilinçlenmeyle ilgili aslında bakarsanız bence temelde eğitim de çok önemli ve bununla ilgili de güzel adımların atıldığını görüyorum. Şimdi bir çocuğa bu eğitimi verdiğiniz zaman artık çocuklar didaktik yolla çok da bir şey öğrenmiyorlar. Onlara bir rol modeli olmanız gerekiyor. Ya yani emin olun, dışarıya çıktığınız zaman atığınızı doğru yere atmanız bile bilinçlenme konusunda önemli bir adım. Çünkü işte biz çocukları eğiteceğiz ki toplumda bilinçlenecek. Bu noktada duşta geçirilen süreler, su tüketimleri, evde kullanılan elektronik cihazların enerji sarfiyatları, işte A sınıfı mı değil mi, bunlara göre evi baştan düzenlemek ya da işte bunlara göre hareket ediyor olmak da önemli. Evde alabileceğimiz genel tedbirler, çok hızlıca alabileceğimiz tedbirler, ben hep bu noktaya geliyorum. Atık yönetimi. Atık yönetimi çok önemli. Yani orada saksıda yetiştirdiğiniz bir bitkiye ya da sebzeye, hani çocuğa o doğal sevgisini bir apartman dairesinde yaşıyorsanız bile onu aşılamak gerekiyor. Meyve kabukları, sebzelerden kompost atık yapıp ona gübre yapmak gerekiyor ve çocuğun ya da evdeki diğer insanların bu döngüyü görmesi aslında bir tık da doğaya dönüyor olmaları önemli. Çünkü biz hep kaynak yönetiminden bahsediyoruz. Zaten bunun temeli nedir? Doğayı korumak. Yani biz yaşadığımız çevre kaybolmasın, bitmesin diye sürdürülebilirlik diye bir konu konuşuyoruz. Dolayısıyla biraz bu konuda hareket etmek lazım diye düşünüyorum. Evet, yani konuya sadece ekonomi ve enerji tasarrufu çerçevesinde de bakmamak lazım. Tabii. Biz bunları konuşurken sadece konuştuğumuz noktalardan bir tanesi bu ama karşımızda çok ciddi bir çevre problemi var. Teorisini çok güzel konuştuk. Biraz da pratiğe dönelim. Siz bu konuda neler yapıyorsunuz? Yani genel çalışma alanınız konutlar mı, sanayi yapıları mı, sürdürülebilirlik kapsamında? Biz de sanayi yapılarının yeşil dönüşümüyle ilgili çalışıyoruz. Ofislerin de aynı şekilde. Ofis yapıları ağırlıklı yapıyoruz. Ve ofisin tasarımını yaparken temelde aldığımız felsefe sürdürülebilirlik felsefesi oluyor. Bunun dışında bireysel olarak ne yapıyorsunuz diye soruyorsanız, orada da dediğim gibi ben evde de yine böyle minimum tüketim ve sürdürülebilirlik felsefesini özellikle çocuklarıma da böyle öğretmeye çalışıyorum ve evde de yine size saydığım tedbirleri alıyoruz tabii. Bireyseldeki hareket her zaman çok değerli tabii. Bu ofislerde bu konu biraz daha aslında önemli. Evet. Konutlardan bahsettik ama ofislerde de her ne kadar uzaktan çalışma şartları ofis kullanımını azaltsa da insanlar ofisleri de tercih edebiliyor. Hatta etmeye de başladılar ilginç bir şekilde. Ve günümüzün çok ciddi bir süresi ofiste geçiyor. Tabii. Yani sabah 8'den akşam 5'e kadar, 6'ya kadar, bazen 7'ye kadar sektörüne göre. Buralarda da bu konunun kullanıcı performansı ve konforu sebebiyle çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Çok az süremiz kaldı. Bununla da alakalı bir şeyler söyleyebilir miyiz? Yani evet. Ofisler konusu biraz konuşulması gerekiyor diye düşünüyorum. Ben ofislerin tasarım kısmıyla ilgili şunu söyleyebilirim. Şimdi tabii iş merkezleri artık böyle işte açılmayan, işte doğal hava almayan alanlarda oluşmaya başladı. Doğal hava alması çok önemli. Güneş ışığından faydalanıyor olması çok önemli. Atıkların ayrıştırılıyor olması çok önemli. Buradan kastım şu, mesela bakanlığın geliştirdiği bir proje vardı, sıfır atık projesi. Artık kimse masasının altında çöp olmadan çalışıyordu. Yani çünkü insanlar el alışkanlığı, kağıdımı aldım, attım, işte bir şeyler yedim, onun kabuğunu attım falan gibi bir harekete yönelmesinler diye ortak belli yerlerde çöp kutuları koyuldu ve orada da işte plastik, kağıt gibi ayrıştırarak
atıklarını atmaya yönlendirildi. Şu anda da devam ediyor. Devam ediyor. Bunların aslında ofislere de entegre edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle. Evet, yani o ofisler konusu gerçekten önemli. Bir de ışık kullanımı çok önemli diye düşünüyorum. Sağlık açısından da önemli, enerji tasarrufu açısından da önemli. Ve psikolojik sağlık açısından da. Şimdi well-being kavramına çok giremedik ama zihinsel ve fiziksel olarak iki aşamada bakıyoruz biz burada yaklaşırken konuya. Fiziksel sağlık, evet, gün ışığına, yapay ışığa maruz kalmak göz sağlığı açısından zararlı. Ama bunun çok ciddi bir zihinsel dezavantajı da var. Yani psikolojisini de bozuyor, bir süre sonra kapalı alanlarda kalmak. İnsanın bunun gibi, yani aslında hem enerji tasarrufu hem insan sağlığı açısından çok önemli. Çok yönlü bakacağız o. Evet. İklim Hanım, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu değerli bilgiler için gerçekten şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Umarım izleyicilerimize de faydası olmuştur. Çok teşekkürler. Evet, bugün Yapısal Parite'de yüksek mimar İklima Şenol Gönenç ile birlikteydik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.